Türkiye İTİMSA Nevşehir Şubesi öğretmenlik mesleğini ilgilendiren çeşitli konularda tepkilerini ve taleplerini dile getirmek üzere Nevşehir Valiliği önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Türkiye İTİMSA Nevşehir Şubesi üyeleri eğitim öğretim ödeneği promosyon güncellemesi kariyer basamakları sınavı ile sözleşmeli öğretmenlere kadro konularında yaşanan sorunlara tepki göstermek ve aynı zamanda taleplerini dile getirmek üzere bir araya geldiler. Nevşehir Valiliği Atatürk Anıtı önünde düzenlenen basın açıklamasına kalabalık bir grupla gelen Türkiye İTİMSA Nevşehir Şubesi üyeleri açtıkları dövizlerle taleplerini gösterdiler. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan basın açıklamasında topluluk andımızı okudu. Andımızın okunması sonrasında basın açıklamasını Türkiye İTİMSA Nevşehir Şube Başkan Yardımcısı Memiş Bülbül yaptı. Bülbül açıklamasında şunları söyledi. Başta kariyer meselesi olmak üzere eğitim çalışanlarının talepleri karşılık bulduğu, sorunların çözüldüğü bir dönem olması temennisiyle sözlerime başlıyorum. Kıymetli meslektaşlarım, hepimizin bildiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı İl, ilçe milli eğitim müdürlükleri, yetkili sendikanın da dahil olduğu komisyonlar kurarak bankalar ile maaş promosyonu anlaşmaları yapıyor. Ve bu kapsamda alınan promosyon ücretleri eğitim çalışanlarına ödeniyor. Gelişen ekonomik durum göz önüne alındığında 2022 yılı itibariyle ciddi bir şekilde hissedilen enflasyon sonucunda ülkemizde 41.500 TL'ye kadar promosyon ödemeleri yapılmaktadır. 3 ila 5 yıl arasında yapılan promosyon antlaşmalarından biri de ilimizde 2022 yılında yapılmıştır. İlimizde yapılan bu promosyon antlaşmalarının gerek 5 yıl gibi uzun bir süreyle yapılması, gerek 2022'de promosyon süresi bitecek 33 kurumun 2020 yılında öngörüsüz bir şekilde sürece dahil edilmesi sonucu mağduriyet oluşması, gerekse sözleşmenin fesih sürecine girmesiyle ortaya çıkan fesih durumunda ödenecek cezai tutarın alınmış olan promosyonun kat kat üzerinde olması Milli Eğitim ve yetkili sendika açısından bir hezimet olmuştur. Türkiye daha promosyon konusunu tartışmaz iken süreci titizlikle takip ederek eğitim çalışanlarının haklı sesine kulak vermiş Türkiye İTİMSA Nevşehir Şubesi olarak Şubat ayında promosyon antlaşmasını mahkemeye taşımıştık. Önümüzdeki günlerde bu mahkemenin çalışanlar lehine karar vereceğinden hiç şüphemiz yok. Ekonomik kaybımıza bir nebze de olsun azaltacağını düşünüyoruz. Türkiye İTİMSA Nevşehir Şubesi olarak bu konuda il, ilçe milli eğitim müdürlüklerine ve üniversite rektörlüğümüze gerekli girişimlerde bulunduk. Bu konuda ilgililerin eğitim çalışanlarımız lehine atılacak her türlü adımda Türkiye İTİMSA olarak elimizi değil, kolumuzu değil, gövdemizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu duyurmak istiyorum. Kıymetli eğitim çalışanları, hepimizin malum olduğu gibi öğretmenlik meslek kanunu kanayan bir yara haline gelmiştir. Türkiye Eğitim Sen olarak 08.12.2021 tarihinde yine bu meydanda bütün ilçelerimizle koordineli bir şekilde yine basın açıklamamızı yapmıştık. 14 Şubat'ta kanunlaşarak yürürlüğe giren sözde öğretmenlik meslek kanunu 12 Mayıs'ta öğretmenlerin yönetmeliğin ilanı ile birlikte birçok sorunu da ortaya çıkaran bir süreç başlatmıştır. Türkiye İTİMSA'nın yıllardan beri karşı çıktığı sınavla kariyer uygulaması yeniden karşımıza çıkmış. Tecrübelerimiz ve önerilerimiz maalesef göz ardı edilmiştir. Bizler Türkiye İTİMSA üyeleri olarak 2005 yılından beri kariyer basamaklarında düzenleme yapılmasını, kıdeme dayalı bir sistemin oluşturulmasını defalarca dile getirmiş bir sendikayız. Dün ne söylediysek bugün aynı noktadayız. Sözümüzün arkasındayız. Öğretmen 40 kişilik sınıflarda öğrencisine mi zaman ayıracak? Okul ve pansiyon nöbetleri mi tutacak? Yıllık plan ve zümre mi hazırlayacak? Verilen kulüp rehberlik çalışmalarını mı yapacak? Sınav görevlerine mi uğraşacak? ÖBA üzerinden resen verilen seminerlere mi katılacak?
daha sayamadığım onlarca işimi yapacak, yoksa bunların hepsini bir kenara bırakıp 2 ay içinde uzman öğretmenlik sınavına mı hazırlanacak? Buradan tekrar hatırlatmak istiyoruz. Öğretmenlik mesleği zaten kanunla ihtisas mesleği olarak ifade edilmişken, çıkarılan kanunda bile uzman baş öğretmenlik ayrımı net biçimde ifade edilmemiş ve bu öğretmenliğimizin herhangi bir görev tanımı yapılmamışken, ezbere dayalı bir sınav ile kariyer basamaklarını belirlenmenin ne faydası olacaktır? Biz ne hükümetin alan sözcüsüyüz, ne de kirli ideolojilerin barındığı bir sendikayız. Türkiye Eğitim Sen Gücün eğitim çalışanlarından alan milli bir STK'dır. Kimse bize rol biçmeye kalkmasın. Türkiye Eğitim Sen genel başkanından, şube başkanından, üyesine kadar hepsinin düşüncesi tektir. Hepsi aynı düşünceye sahiptir. Türkiye Eğitim Sen eğitimin parlayan kutup yıldızıdır değerli arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nı göreve davet ediyorum. Öğretmenin itibarı Milli Eğitim Bakanlığı'nın namusudur. Öte yandan TESS Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç de bir açıklama yaparak konuların takipçisi olduklarının altını çizdi. 5 yıllık bir sözleşme imzalanmış, sonradan 32 kurumumuz dahil edilmiştir. Bu promosyon sözleşmesini Şubat ayında iptal için mahkemeye taşıdı. Mahkeme daha sonuçlanmadı. Banka, Ziraat Bankası şu anda bizlerden ödediğinden daha fazla bir parayı talep ediyor. Bunu da ayrıca mahkemeye vereceğiz. Ve Milli Eğitim Müdürü'ne buradan sesleniyorum. Tek taraflı olarak promosyon sözleşmesini feshetmelidir. Çalışanların lehine yeniden ihaleye çıkıp tüm bankaları ihaleye davet edip yeniden ihaleye çıkmak zorundadır. Yetkili sendikada bunu kafasına bu şekilde yerleştirmelidir. Diğer hususta öğretmenlik meslek kanunu bir kariyer planlaması değil, öğretmene verilecek olan 1.000 lira, 2.000 lira maaş iyileştirmesidir. Yoksa zaten biz üniversiteden mezun olurken hepimiz bir kariyerle mezun oluyoruz ve bizim adımız öğretmen. Öğretmen biraz önce arkadaşımızın birisinde görmüştür. Okuttuklarımız bakan oluyor, bize 1.000 lirayı fazla görüyorlar. Faturayı memura kesiyor, çalışanlar enflasyon karşısında eziliyor ve biz hakkımız olanı istiyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.